MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma Bakanı'na şoför esnafının sorunlarını iletti. 12.1.2019 tarihinde şoförlerin, ticari araç kullananların psikoteknik analizlerinin başlangıç günü olarak ilan edildi. Ama psikoteknik analizleri veren kurumlar günde sadece 8 kişiye verebildiğini söylüyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir olayın yetişme şansı mümkün değil. Bu sürenin uzatılmasını talep ediyorlar. Enginyurt aynı zamanda konuşmasında Ordu-Fas'a çevre yolunun tamamlanmasını ve Karadeniz'e hızlı tren hattının yapılmasını istedi. Ordu çevre yolu birinci etabının yapılıp açılmasından dolayı Sayın Cumhurbaşkanınıza, şahsınıza, bütün bakan yardımcıları ve bürokratlarınıza çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda ikinci etapın hayata geçirilmesini bekliyoruz. Hatta Fatsa çevre yolunun da bir an önce hayata geçirilmesini sizden bekliyoruz. Bir de yine Sayın Demiryolları Genel Müdürümüz, hemşerimiz, kendisini tekrar tebrik ediyorum. Herkes hızlı tren diyor. Hızlı tren aslında yıllardan bu tarafa Karadeniz insanının en büyük beklentisi, en büyük hakkı. Hatta hızlı tren de değil ama bir tren. Yani Ordu'dan Giresun'a, Trabzon'dan Rize'ye kadar bir tren.